Çin'e sanayi esnaflarından 81 yıllık atıl cipleri sıfır araç haline getiren 57 yaşındaki Halil Yavuzkan, ciplerin son yıllarda altın çağını yaşadığını belirtti. Günümüzde safarilerde, turizm bölgelerinde kullanılmak üzere çok sayıda araç yapan Yavuzkan şunları söyledi. Babam Reşat Usta'nın yanında öğrendim bu sanat, ilkokulu bitirdim. Ondan sonra babamın yanına sanatı girdim. O zamandan bu zamana bu işte uğraşmaktayım. Tüm bu daha sonra askerden geldikten sonra devlet ihalelerinden getirmiş olduğumuz arabalarla yapıp piyasaya sunduk. İşte safarilerde turizm bölgelerinde kullanılmaya başlandı. Şimdi de artık bu araba resmi dairelerde kalmadığından piyasadan kullanılmış eski arabalardan, orijinallerden alıp bunlardan sıfırdan şaseden söküp bunlara tekrar müşterinin arz ve talebine göre yapıp satış sunuyoruz. İşte sipariş üzerine yapıyoruz. Mesela bir tane de şu anda önünde durduğumuz araç İstanbul'dan sıfırdan toplanmaya gelen 1953 model Willys Truck'ın kapalı paşa tipi bir araç. Bu tamamen sıfırdan sökülüp yeniden yapılıp orijinal uygun yapılacak. Ve bunun eş değeri kamyoneti, o karşıdaki araba, onun aynısından bir tane de var, yapıldı. O da döşemeciye gidecek. Döşemeden sonra İstanbul'daki müşterisine, sahibine teslim edilecektir. Bunlar bu şekilde kendi arabalarımızın haricinde dışarıdan sıfırdan yapılmak için işte kabul ediyorum. Bunlardan da yapılıyor. 1941 modelden 83-84 yılına kadar bunlar ara ara model model farklı modellerde yapılmış. Aşırı bol değil ama tabii ki buluyoruz. İstanbul'dan yurt dışından ithalatçılar bunları getiriyor. Oralardan sıfır Amerikan malzemesi temin ediyor. Bazı yan sanayi parçaları Türkiye'de yapılıyor. Onlardan kullanıyoruz ama motor şanzıman malzemesi gibi dişli aksamlarına bunları Ankara'dan makine kimya hurdalığından oralardan komple vaziyette zamandan gidip bolca getirip geliyorum. Elimde stomlu var. Onlardan kullanıyorum. Orijinal parça olarak kullandığımızda daha sağlıklı, daha güzel işler ortaya çıkıyor. Ama bir elektrik malzemesi, motorun içindeki iç malzemeleri, keçi aksamları, onlara hepsi sıfır en iyisinden kullanılıyor. Jont aksamları. Şu anda hemen hemen tezgahta yapılan benim 10-12 tane aracım var. Ondan sonra yapılmayı bekleyen araçlar var. Tabi bunlar bayağı bir zaman alıyor. En az hani 6-7 aydan 1 yıla kadar, 1,5 yıla kadar süren araçlar var. Durumuna göre, şeyliğine göre, yani kendi eski durumuna göre. Kendi atölyemde mekanik aksamları şaseden sökülüyor. Mekanik derken neyi kastediyorum? Şasesi, makası, şanzımanları, defransörler, fren aksamı, direksiyon tertibatı, motoru hepsi yapılıyor. O aşamada da kaportacılarda 3 tane kaportacı yaptırıyorum. Çin'e de var, Aydın'da var. Bir de Tire'de bir ustam var. Oralarda bu arabanın karasörlerini gönderirim. Onların çürükleri alt kısmına, tabanları değiştikten sonra bu şaseleri oralara götürüyorum. Üzerlere monte ediliyor. Monte edildikten sonra işte çekişlemesi, ince çekici, boru teşkilatı yapıldıktan sonra tekrar benim oraya geliyor. Benim orada boyacılarda, sanayide bir tane kendime ait dükkanımda boyacı var. Bir de başka sanayicinin bir arkadaş var. Oralarda yapıldıktan sonra tekrar benim atölyede artık motoru üzerine bağlanıyor. Elektrikçi elektrik teferruatını yapıyor. Aksesuarları bağlanıyor. En son döşemesi yapıldıktan sonra yeni sıfır lastikleri bağlanıp tüve götürüyorum. Vizesi yapıldıktan sonra plakasını takıp müşterilerine teslim ediyorum. Benim genelde çalıştığım kesim genelde şehir dışı. Ben köy tarzı dediğimiz bizim burada o yeşil dağlarda kullanılan araçlardan. Onlardan değil de genelde turizm amaçlı, zevki amaçlı kullanılan bu JJ tarzı. Bu 41 model M1 dediğimiz o son yıllarda çok moda oldu. Onlardan yapıyoruz. Tabii onları kullanan insanlar da hep İstanbul, Ankara, deniz kenarlarındaki, sahil kasabalarındaki insanlar. Bunlarda buralara hizmet veriyorum genel. Son zamanlarda insanların merak ettiği 1941 yapımı aracını anlatan Yavuzkan şöyle devam etti. Bu önünde olduğumuz araç son zamanlarda 3-5 yıldan beri çok böyle insanların çok merak ettiği bir araç. 1941 yılında yapılmış bir araç. Tabii 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan M1 tarzı dediğimiz bir araç. Bu araçlar da tamamen sıfırdan sökülüyor.
üzerindeki şu gördüğümüz karasörü sandık kupa sıfır olarak ben bunları İstanbul'da bir arkadaşlar yapıyor oradan aldım. Bunun hepsi sıfırdan yapılıyor böyle anahtar teslimi gibi yapıyorum. Bütün parçaları yeni olmak kaydıyla böyle bir araç çok enteresan bir şey. 41 yılındaki bir araç ve son zamanlarda bayağı bir rovaçta. Yani bunun sayesinde çok insanlar yani bu işten ekmek yiyor. Hatta şöyle söyleyebilirim. Yani Jeep'in son yıllardaki altın yılını çağını yaşıyor. Sıfırdan sökülüyor. Şasesi yapıldığı üstündeki tüm karasör aksamı ve hepsi sıfır. Yeni hiç kullanmamış. Yani sıfır saçtan sandık kupa olarak alıyoruz. İşte 45 milyarlar gibi bir fiyatı var bunun. Ondan sonra üzerine monte edilip boyanıyor. Tüm hepsi yeni zaten üzerindeki malzemenin. Askeri amaçlı yapılmış bir araç ama yani bu şu anda çok tercih edilen, robust olan bir araç. İstanbul'da, Ankara'da, deniz kenarlarında falan, turizm yerlerinde çok keyifle bilinen bir araç. Bu araç da aynı araç. Bu da İstanbul'a gidecek. Bu araç da İstanbul'a gidecek. Bu da yeni boyadan çıktı. Bundan sonra işte motoru bağlanacak. Ondan sonra aşamaları bittikten sonra döşemesi, etrafında askeri aparatları, baltası güreği, benzin bidonları falan, o günkü askeri şartlar ne basıştı, karartma lambaları falan yapılıp teslim edilecektir.